geçen dönem yapmış olduğu kliplerle milyonlarca izleyicisine ulaşan ve Tempo TV ekranlarında benim de ekürüm olan Samsun'un Sesi programımızın hem yapımcısı hem sunucusu hem sanatçısı olan Türk halk müziğimizin çok değerli sanatçısı, alkışlarınızla Zennure Çaylı Koç Hanımefendi'yi sahneye davet ediyorum. Evet, sanatçımızı şöyle güçlüce bir alkışlayalım. İnşallah bundan sonra da sizlerle birlikte olacaktır. Zennure Çaylı Koç Hanımefendi sizlerle birlikte. Kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Yine başkanlarımız Sayın Burhan Enginer başkanımıza ve Onur Sal başkanımız Sezai Güntav başkanımıza ve bu zamana kadar emeği geçen bu derneklerimizin emeğinde bulunan derneklerimize emek veren tüm başkanlarımız için koskocaman alkışlar alalım mı efendim? Alkışlamak bedava. Alkışlayalım, alkışlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki biz de hoş geldik. Darıca'dan geldik efendim sizler için.
akşam da tekrar televizyon programına koştur koştur yetişeceğiz. Evet, sevgili kardeşim, orkestraya da kuvvetli alkışlar gelsin değil mi? 05:55 hazır mıyız? Öyle miydi? Hadi bakalım.
Samsun'dayım. Evet. Evet. Ordunun da geliniyim. Evet öyle. Kavaklısınız değil mi? Siz de kavaklısınız. Olsun, hepimiz Samsunluyuz. Aynı Karadenizliyiz. Karadenizli olmanın gururunu, onurunu yaşıyoruz. Nereli olursak olalım. İnsan olalım değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Allah razı olsun. Ne yapalım? Oynayalım mı? Halay mı? Mendilsiz olmaz ben. Bak mendiliniz yoksa, Allah'ın başının mendili yoksa ben de söylemiyorum. Canım, canım benim, canım. Teyzeye bir yardımcı olalım, teşekkür. Sen şöyle, halay çekecekler teyze. Gel sahnede otur söyle. Gel bak, buraya, burada oturabilirsin. Evet. Bambaşın
Eş yaptırdım el altında. Usandım Lela usandım, ay ay ben usandım bu canla. Usandım Lela usandım, ay ay ben usandım bu canla. Teşekkür ederim. Öncelikle 2008 yılından beri bu dernekle ilgili piknikleri düzenleyen başkanımıza ve başkan yardımcılarına teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Ortam çok güzel. Herkes keyfini çıkarsın. Teşekkür ederim. Ortam gayet güzel, eğlenceli. Bütün sevdiklerimizle bir aradayız. Ben Bedia. Slovalıyım. Her sene şenlikler oluyordu. Epeydir yoktu. Bu sene biz de katılalım dedik. Normalde yokuz. Ama bu sene geldik, iznimiz denk geldiği için. Çok güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ben eşim olur. Ben eşiyim, taşı olayım. Eşimden dolayı slow olayım. Söz sen daha iyi. Yok, ortam zaten bizim ortamımız diyorum ya. Ne de güzel güzel konuş. Başkan bizim, ortam bizim. Her şey dernek bizim. Çok güzel, çok eğlendik. Biz Samsun'dan geldik. Piknik için geldik. Ortam çok güzel, her şey şahane. Herkese teşekkür. Program çok güzel. Burhan'a özellikle teşekkür ederiz, başkana. Eşim. Sen sor, ben söyleyeyim. Biz Samsun'dan geldik. Hanımla beraber gerçekten buraya eğlenmek için. Eğlendik mi? Hanım, öbüründen habersiz geldim. Gerçi her şey çok güzel. Herkese teşekkür ederiz. İyi ki gelmişiz. İsmet Duyum. Herkese, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel ortam. Evet, değerli İsmet abimin masasındayız. İsmet abim sağ olsun, çok teşekkür ederiz. Samsun'dan doğru pikniğimize katılım yapmak için ta buraya kadar geldi. Ve şu an... Hanımdan habersiz gelmez ya. Öbür o hanım habersiz bir yere çıkmaz. Oo. Yok yok, biz o nereye ben oraya beraber geldik. Onlar birbirinden ayrılmaz abi. İsmet abim işini bilir. Ve çok güzel de ızgarayı yapar.
Onunla ilgili sıkıntısı yok. Köfteyi möfteyi güzel yapar yani. Mehmet gel teşekkür şöyle. Ederim. Gel şöyle ya. Gel şöyle. Teşekkür ya. Ederim. Evet Mehmet abi. Sizi dinleyelim abi. Evet. Çok Mehmet güzel. Abi. Çok güzel bir şenlik. Buran Başkan'a da ayrıca teşekkür ederim. Samsun'dan geldim ben buraya. Geçen sene de geldim. Her sene takip ediyorum. Tabii ki bu gelmem benim daha güzel oldu. İstanbul'daki kardeşlerimi bir araya topladım. Bu piknik nedeniyle de sebebiyle de gerçekten buradaki yönetime, başkanlara, herkese çok teşekkür ederim. Evet Mehmet abi kilo almış maşallah. Evet. Biz ona iyi bakıyoruz, iyi bakıyoruz. Bakmayla ilgisi yok. Niye gözünü biraz yaş atmış, şeker de var. Kilo veriyorum ama alan yok. Kendimce. O da sıkıntı yok. Mehmet abiye katkılarından dolayı Samsun'dan doğru ta kalkıp buraya kadar geldiği için çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sakaratlarım bu arada. Taşovalıyım bu arada. Sakaratlarım. Çoğu bilmiyorlar. Samsun'dan geldiğimiz için Samsunlu sanıyorlar ama Keselan, Kavalolu, Sakarat, Şehli beraber aynı köylerimiz. Başkan da herhalde ısıtma buharındanmış. Yeni ağanız. Piknik ağası da herhalde oradanmış. Ercan Bey. Evet onunla da görüşmedik ama gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Evet Mehmet abiye veriyorum mikrofonu şimdi. Masasına geçiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel bir piknik. Mükemmel bir organize. Size de ayrıca teşekkür ederim Kamanal arkadaşa. Spikerinize hepsine çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Benim için gerçekten özel bir yer oldu. İstanbul'da bütün ailem, kardeşlerim, ablam hepsini bir araya topladım. Emine ablam, kendisi İstanbul'da yaşıyor Samandıra'da. Solmaz ablam, bu da biraderimin eşi gelinimiz. Burada evet eniştem var. Bu da Kilyos'un ağalarından diyelim. Gerçekten. Bunlar da benim yeğenlerim. İkisi de. Bu da yeni kaybettiğim çok değerli bir abim vardı. Onay oldu. Onun bir tek varisi ve tek amaneti. Çok sevdiğim yeğenim İlhami. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Ben Beyoğlu. Samsunlular Derneği. İsmim Sevgi Tekbeyim. Burhan abimizin dernek pikniğine geldik ve ortam çok güzel, çok beğendik. Misafirperverlikleri çok güzel. Her şey için teşekkür ediyoruz. Evet, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün burada Samsun ve Avasyalıların yapmış olduğu dernekte Burhan Başkan'ın daveti üzerine katılmış bulunuyoruz. Kendimi tanıtayım isterseniz. Selma Akan, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkan Yardımcısı. Ayrıyeten Sivas, tüm Sivas Dernekler Federasyon Kadın Kolları Başkanı ve Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem Başkan'la birlikte. Şu an şurada görmüş olduğum birlik ve beraberlikle gurur duyuyorum. Çok güzel bir kaynaşma var. Hem gençlerimiz hem büyüklerimiz hem geleceğimizi teslim ettiğimiz gençlerimizle birlikte çok güzel bir kaynaşma görüyorum. Hem Samsunluları hem de Amasyalıları tebrik ediyorum. Bugün emeğe geçen başta Burhan Başkan ve yönetimi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Allah birliklerini, beraberliklerini daim etsin inşallah. Bundan sonraki festivallerde, şenliklerde görüşürüz inşallah. Efendim merhabalar. Güzel bir pazar günü Samsun ve Amasyalıların pikniğine katıldık. Burada birlik ve beraberliği sağlama açısından her iki dernek başkanımızı da tebrik ediyorum. Burada tüm hemşehrilerini toparlamışlar, hasret gideriyorlar, örf ve adetlerini, geleneklerini burada ormanda sürdürüyorlar. Güzel bir ortam var, ben teşekkür ediyorum. Ben İbrahim Sağlık Beyoğlu Konyalılar Dernek Başkanıyım. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Samsun ve Amasya'nın düzenlemiş olduğu pikniği çok güzel buldum. İnsanların bir araya gelip, İstanbul'un çeşitli yerlerinden gelip bir yerde toplanıp birbirleriyle hasbihal etmeleri, oynamaları, eğlenmeleri çok güzel ya. Yani ben bir Erzincanlı olarak tebrik ediyorum. Ben katıldıkları için sayın dernek başkanlarımıza, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ve STK'ların işte bu, yani en güzel tarafı da bu. İşte başka illerden, başka vilayetlerden de olsa insanlar bir araya geliyor. Bu anlamda ben kıymetli başkanlarıma hoş geldin diyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine. Yönetim Kurulu Zekeriya Şakır. Herkese iyi günler diliyorum. Katılan, katılmayan
herkese, uzaktan yakından gelenlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, var olun. Teşekkürler herkese. Abi getirdiler beni, köle gibi çalıştırıyorlar burada. Sabahtan beri bir dakika boş bırakmadılar. MD İnşaat patronumuz başımızda duruyor. Allah yokluğunu göstermesin, ne diyelim. Bütün sponsorumuz da o, yedirdi içirdi. Kesesine bereket. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Bu arada dayım oluyor kendisi de. MD İnşaat Başkanımız, bak biz de çöplerini topluyoruz maşallah, dışarılara pisse etmeyelim diye. Ne yapalım, Allah sağlık versin. Ben Selami Sorhun, burada işte protokoldekilerin ızgarasını yapıyorum. Şu anda herkes memnun, ızgaramız devam ediyor. Başka ne diyebilirim? Evet, misafirlerimizi memnun ediyoruz. Bir yorgunluk var ama tatlı bir yorgunluk. Öyle, ne diyeyim. Şimdi güzel bir simsim oyunu oynatacağız. İyi mi oynayacak, kötü mü oynayacak, buna karar verecek olan sizlersiniz ama gelip burada göreceksiniz. Ben bütün misafirlerimizi simsim oyununu izlemek üzere sahneye davet ediyorum. Ahmet Müngör abim, emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Bu gibi programlar inan senin sayende unutulmuyor. Senin sayende hep ileride yad edileceksin. O görüntüler izlendikçe bu görüntüleri Ahmet Güngör abimiz sayesinde izliyoruz diyecekler. O güzel hatıraların için sana çok teşekkür ediyoruz Ahmet Güngör abim. Kolaylıklar diliyorum. Evet, simsim oyunu gönder gelsin abi.
çok teşekkür ediyoruz. Demek ki ben şunu öğrendim, şunu anladım. İki programdır buradayım ben. Geçen piknikte ağlık yarışmasında küçük ağımız vardı. O da çok güzel oynuyordu. Siz de çok güzel oynuyorsunuz. Demek ki bu ağlık yarışmasına girenlerin birinci şartı simsim oyunu oynamayı bilmesi gerekiyormuş. Doğru mudur? Ayaklarınıza, ellerinize, yüreğinize sağlık. Allah sağlık, sıhhat versin inşallah. Evet ama şöyle bir gezdirelim mi? Yönetim kurulu başkanlarım, başkan yardımcılarım nerede? Davul zurna ekibi nerede? Evet, geçen dönemin küçük ağası Görkem Erginer ağamız şu anda vatani görevini yapıyormuş. Rabbim sağlık, sıhhat versin inşallah. Rabbim onun nezdinde bütün askerlerimize, bütün Mehmetçiğimize hayırlı tezkereler nasip eylesin inşallah. En kısa zamanda sevdikleriyle, aileleriyle birlikte olur inşallah. Görkem Erginer ağamız, geçen dönemin küçük ağası. Buradan kendilerine kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. Hazır mıyız? Evet, Samaster'in bugünkü şenliğinden bir kare sevgili dostlar. Sizlere Hamide Hanım'a bırakıyorum. Bugün derneğimizin piknik alanına hep beraber geldik. Çok güzel akrabalarımız, eşimiz, dostumuz. Birlikte eğleniyoruz. Dinleyip güzelliği için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz ona destek veriyoruz. Ben açıkçası söyleyebilirim ki her şey çok güzel. Eğleniyoruz.
İnşallah devamını getiririz diye düşünüyorum. Ama başkanımız benim için olan herkese teşekkür ederim. Pikniğimiz çok güzel gerçekleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ben Damla Altun, yönetim kurulu başkanından Yılmaz Erginer'in yeğeniyim. Pikniğimiz gayet güzel gerçekleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gayet eğleniyoruz. Teşekkürler. Evet, sevgili arkadaşlar, eşim Emine Erginer'in yanındayız. Benim hakkımda evde nasıl olduğumu söyleyecek sevgili dostlar. Buyur Emine Hanım. Yılmaz Bey çok harika bir eş ve çok mükemmel bir baba. Allah ondan razı olsun. Ve bu pikniğe de geçen tüm haklarından dolayı çok çok memnunum. Çok güzel. Nasıl bir eş olduğunu da yani çok iyi. Bu pikniği düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Hanım doğruları söyler her zaman. Hanımlar her zaman başımızın tacıdır. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu fırsatı verdiğiniz için çok sağ olun. Bu da minik kızım. Halise Naz. Merhaba, ben Halise Naz. Babam bana para verir. Ben istediğimde de verir. İstemesem de verir. Bu konuda destekçimdir. Bazen laf yapar bazen. Ama yani verir çoğunlukla. Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba, bir Samaslar Pikniği'nden tekrar merhaba diyorum size. Ben Samaslar Dernek Başkanı Burhan Erginer'in oğlu Barış Erginer. Bugün size masadaki misafirlerimizi takdim edeceğim. Sabah Ahmet abiyle beraber geldik. İlle dedi, sen dedi bugün bize eşlik edersin. Ben de büyük bir zevkle dedim. Buyurun geçelim. Şimdi masaya gelir gelmez ilk başta annem Osmaniye Erginer. Evet, görüşlerinizi alalım anne. Çok güzel oldu pikniğimiz, çok güzel geçti. Hep gelenlere hep teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet, şu an yanımızda Sedat Aydın var. Kendisi kuzenim olur. Pikniğimizi nasıl buldunuz? Nasıl geçiyor? Gayet güzel, hoş. Sürekli bunun olmasını istiyoruz. Ama çok gürültü var. Gerçekten çok gürültü var. İyi de zaten şenliğe geldi. Gürültü olacak. Ama işte biraz dinlenmek istiyor insan. Bazen sesi kesmek gerekiyor bence. Dinlenmek için başka bir zaman var, bakacağız artık. İnşallah. Evet, burada mikrofonlarımızdan kaçmaya çalışıyor kendisi. Gürkan Erginer, başkanımızın yeğeni. Babamın yeğenidir aslında. Benim de kuzenin oluyorum aynı zamanda. Pikniğimizi nasıl buldun? Gayet her seneki gibi mükemmel. Yani fazla sözü gerek yok bence. Bu kadar. Evet, şimdi pikniğimizde sadece Samsun ve Amasyalılar yok. Kırşehirli misafirlerimiz de var. Güzel abla, pikniğimizi nasıl buldun? Çok güzel buldum. Seneye inşallah tekrar beraberiz. İnşallah. Evet, burada benim baldızım var. Baldızım, pikniğimizi nasıl buldun? Çok güzel burada. Seneye de inşallah beraberiz. Burada daha uzaklardan gelen misafirlerimiz de var. Evet, Bursa'dan gelen teyzem burada. Teyzem, pikniğimizi nasıl buldun teyze? Çok güzel. Seneye de inşallah beraberiz. İnşallah. İnşallah bak. Seneye inşallah köyde olur, köyde beraber oluruz. Tabii ölmezsek sağ kalırsak hepimizi. Ablam sen de hoş geldin. Sen de Bursa'dan geldin. Pikniğimizi nasıl buldun? Çok eğlenceli, çok eğleniyoruz. İnşallah devamını dileriz. Nasip olursa gelmek isterim. İnşallah. Evet, burada bir başkanımızın diğer yeğeni. Yılmaz, pikniğimizi nasıl buldun? Güzel buldum. Başkanımıza teşekkür ederim. Yönetime teşekkür edelim. Eyvallah, biz de sana teşekkür ederiz. Şimdi bizim burada mangal deyince ilk aklımıza gelen kişi Samet ve abidir. Abi de Kırşehirlidir. Samet bizim mangalcı başımızdır ya. Mangal olmadan Samet olmaz, Samet olmadan mangal olmaz. Evet Samet, öncelikle pikniğimizi nasıl buldun? Piknik çok iyi. Ta Bursa'dan geldik işte buralara kadar. Peki niye bu mangal denince aklı ilk sen geliyorsun? Babamdan dolayı olabilir. Evet, buradan eniştem olur kendisi. Ali enişteme çok selamlar. Bursa'ya her gittiğimizde sağ olsun bize mangal yakar. Yani oğluna devretti.
İnşallah bundan sonra da Samet yakacak bize mangalı. Pikniğimize gelen herkese teşekkür ederiz. Güzel bir piknik oldu. Ahmet abiye de çekimlerinden dolayı teşekkür ederiz. İnşallah seneye yine hep beraber oluruz. Ben Kocaeli Körfez'den Dursun Öztağ. Bu pikniği organize eden Burhan Başkanım ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Piknik nasıl? Adın ne diyor adın? Ne diyor? Adın ne diyor adın? Ne diyor? Adın ne diyor adın? Başbakan göndermiş. Adın ne diyor? Zeynep Tuzcu. Ha, Zeynep Tuzcu. He. Piknikten memnun musun diyor. Evet. Piknikten memnun musun diyor, piknikten. İyi miydi piknik diyor. Ne memnun ya. İyi miydi diyor. Burası iyi miydi diyor. İyi, iyi. Memnun olduk. Burası iyi miydi diyor. Evet. Tamam. Sorlamayın. Ben onu görüntüsü bir hatıra olarak kaldım. Ben memnunum. Hepsinden teşekkür ederim. Hepsine de. Emeği geçen tüm organizasyona, herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir piknik olmuş. Çok sağ olun. Evet, tekrar merhaba sevgili değerli hemşehrilerimiz, değerli konuklarımız. Gerçekten çok çok güzel bir ortamdı burada. Bütün hemşehrilerimizin bir arada olduğu 05-55 kardeşliğini yaşadık burada. Güzelliğini yaşadık. 7'den 77'ye herkes buradaydı. Eğlendik, oynadık, halaylar çektik, yarışmalar yaptık. Buradan emeği geçen tüm herkese çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle olaraktan dernek başkanımız Sayın Burhan Enginer başkanımı ve onursal başkanımız Sezai Güntav başkanlarımıza ve değerli yönetim kurullarına çok çok teşekkür ediyoruz. En güzel günler, en güzel yarınlar sizlere ait olsun. Allah'a ısmarladık diliyoruz. İyidir. Allah razı olsun hepinizden. Dernek başkanımızdan, yönetiminden, sizlerden, herkesten Allah razı olsun. Her şey güzeldi. Organize yapanlara teşekkür ederiz. Mesut ben, Muşlu'yum ben. Şu andaki organizasyon için buradayız. Çok güzel, çok hoşumuza gitti. Samsun ve Amasya Derneği'ni çok beğendik. Yaptıkları organizasyon çok güzel. Arada bir kültür farkı tabii ki var. Yaşıyoruz. Burası çok hoşuma gitti. Bizim doğudaki kültür farkı farklı ama buradaki de çok hoşumuza gitti. Bir saattir izliyoruz, oturuyoruz. İnşallah daha iyisi olur diye düşünüyoruz. Benim adım Burak Ensar Berak. Burak, burada olduğuma seviniyorum. Arkadaşlarına selamlar. Adım Hibda Nur, soyadım Berak. Ben de lise mezunuyum. Birkaç kere geldim de İstanbul'a, böyle güzel yerlerin olduğunu bilmiyordum. Olduğuna da sevindim açıkçası. Hani insanın nefes alabileceği bir yer var sonuçta. Herkesi de buraya davet ediyorum. Bir kişi gelsin o zaman şuraya. Uzaklara durmayın hanımlar. Evet, bir kişi bayan aranıyor. Evet, geldi. Bayanımız geldi, evet. Hadi bakalım, ipi de basmayın. Evet, hazır mıyız? Abla sen geçsin. Şöyle yarışmacılarımız bir servis kalsın. Teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız? Son 2, 3. Bitmiştir. Teşekkür ediyoruz. Grup lideriniz gelsin kızlar. Grup liderimiz lütfen gelsin yanımıza. Evet, liderimiz geliyor. Hemen isim, aman düşmeyeyim ben de. Merhaba. İrem ben. İremciğim, tebrik ederiz. Başkanımız size bir ödül takdim edecek. Başkanım, ne zamanlar geçerli? Bir yıl mı, iki yıl mı? Bir yıl süreyle bilet alalım. Faruk Semiz kardeşim, sizin de biletiniz aynı. Bir yıl içinde tıp fakültesi okuyormuş sevgili kardeşimiz, tebrik ederiz. Eğitime de başkanım dedi ki benimle eğitime geç dedi, başkanıma ben inanıyorum. Evet, tebrik ediyoruz. Efendim, programı kapatacaktım. Ahmet abi nasılsın dedi. Aslında bugün özellikle videosuna baktım, paylaşmışım geçen senenin videosunu. Dedim tanıdım mı ben seni, ama çok yani yakın hissediyorum. Hani dedi geçen sene, Allah dedim dur söyleme kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk abi, sen de hoş geldin. Ben buradaydım, çocukla uğraşıyordum. Evet. Artık sen geçen seneden bu seneye çocukla uğraşmaya da başladın. Abi geçen sene çocuğumuz yoktu, şimdi çocuk olunca piyasadan çekilmek zorunda kaldık. Çok şükür abi, iyiyiz. Çok aşırı yoruldum. Sanki bu sene geçen seneden daha kalabalık gibi geldi. Evet maşallah, katılım çok iyi valla.
de dedim zaten başkanım gel dedim röportajı alayım son veda edelim. Eğlenceye devam ediyorlar. Misafirleri geldi. Ahmet abi bir dakika dedi gitti. İyi oldu seni gördüğüm. Ben de seni gördüğümü selam vereyim dedim abi. Bugün normalde videoyu da paylaştım. Dün evvelsi günde paylaştım. Evet geçen seneyi de paylaştım. Kendi sayfamdan ama zaten bu programı da YouTube sayfasından Samaster, Samsun Amasyalılar Derneği piknik yaptığında herkes görebilecek. Çok teşekkür ediyorum. Abi ben teşekkür ediyorum. Senin eline emeğine sağlık. Allah gerçekten. Allah. Bu seneki görevi ben şeye verdim. Buran abinin oğluna. Barış'a mı verdin? Barış'a verdim. Az yatmakla olmuyor. Az iş yapsın. Abi bravo. İyi. Abi, iş yapsın. Bunu izleyecek. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Eline emeğine sağlık. Sağ olasın. Merhabalar. Ben Duran Kaplan, Amasya İl Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı. Dernek yönetimiyle birlikte buradayım. Bizleri bu güzel güne hemşerilerimizle buluşturan İstanbul, Samsun, Amasyalılar Derneği'nin yönetimine ve yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir gün. Uzun bir salgın döneminden sonra hemşerilerimizle bir araya gelmenin haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki günlerde Amasya Samsun çatısı altında hep birlikte daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Merhaba. Ahmet Usta ben. Misafiriniz olduğum üzere duyduğumuz onuru şöyle ifade edelim. Taşova Dernekleri Federasyonu dönem genel başkanı olarak misafirinizim. Her şeyden önce 14.sünü tertip eden piknik organizasyonu itibarıyla geleceğe iz düşecek bu görüntüler çok kıymetli. Çünkü Samaster örgütlenmemizin yani İstanbul, Samsun, Amasya Derneğimiz yönetim kurulu başta Burhan Erginer başkanımız olarak tebrik edilmesi gereken bir durumda. Böylesi milli, manevi, beşeri hasletleri bir araya getirmiş. Kendilerini tebrik ediyorum. Taşova olarak da, Taşova Dernekleri Federasyonu olarak da gördüğümüz misafirperverlikten çok ziyadesiyle memnun olduk. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Teşekkür ederim. Seyfettin İliç'e ben. Amasyalıyım, Taşovalıyım. Sizlerle birlikte bu mutlu atmosferi tatmaktan onur duydum, mutluluk duydum. Çok güzel bir organizasyon yapmışsınız. Dernek başkanına ve yönetim ekibine çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İsmim Bayram Akkaya. Kağıthane Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkan yardımcısıyım. Böyle Amasya hemşehrilerimin, Samsun hemşehrilerimin böyle bir güzel ortamda bizleri davet edip bizi kırmayıp bizi iştik etmekten onur ver gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Amasya Samsun Birlik Beraberlik adına gerçekten çok güzel bir program olmuş. Bize davet etmelerine ayrıca mutlu olduk, sevindik. Burada Samaster olarak bu organize etmişler. Başkan Burhan Erginer başkanımıza ve yönetimine çok çok teşekkür ederiz. Her şeyden mükemmel oldu. Demek ki kalabalık hepsi dağıldı. Akşam oldu. Herkes bir yerlere dağıldı şimdi. Evet. Bu masanın ağası Zekeriye Çakır'dı. Şimdi o da o tarafa gitti galiba. Ama şimdiki ağası da Kazım Çakır diyelim. Nerede? O da yok. O zaman Mürsel Çakır oluyor çünkü amcamlar varken ben ağalık düşmez değil mi ya? Haksız mıyım? Pikniğimiz güzel geçti. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok yani. Ağalıkta bu ara güzel çalışıyor çıktı değil mi abi? Evet, ağalık bu sene çok güzel oldu. Güzel de meyla toplandı yani. Ağamıza da hayırlı olsun. Ercan ağamıza. Evet, çok güzel idi. Bu sene kalabalık. İyiydi, mükemmel oldu. Böyle olması iyi bir şey yani. Dernek güzel bir şey. Tabii yönetmek güzel, evet, zor. Benim söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Ben İbrahim Çakır. Çakırlar ailesinden. 29 yaşındayım. Derneğin gençlere yönelik projesinden bahsettiniz. İleride tabii ki üye olmak isteriz. Biz de elimizden geleni yapmak isteriz. Ama şu aşamada dernekten de bizim de beklentilerimiz var. Biz önceden ilk açıldığı zamanlar güzel halı saha maçları yapıyorduk. Hamama gidiyorduk. Etkinliklerimiz oluyordu. Bunlar sadece bir iki sene sürdü. Bundan sonra kesildi. Tabii bunların devamı gelirse, gençler birbiriyle kaynaşırsa ileride biz de elimizden geleni yaparız. Neden yapmayalım yani? Ben de Muhammed Çakır, Çakır ailesindenim.
Biz derneğimiz olarak her pikniğe katılıyoruz Çakır Ailesi olarak. En kalabalık aile biziz. Gençler olarak da herkes katılıyor. Amcamın ona da katılıyorum. Önceden projeler vardı. Sonra 2 sene 3 sene sürdü. Biz yine Esenlik'te olarak bayağı gençlerimiz var. Katılabiliriz yani biz. Ben Hüseyin Çakır. 1995 doğumluyum. İnşallah daha iyi günlerimiz olur. Dernek adına, memleketimiz adına. Hayırlı günler diliyorum. Evet, merhabalar. Durmuş Çakır'ın torunuyum. Kazım Çakır'ın oğluyum. Aynı zamanda siyasetle de ilgileniyorum. Dedeme söz verdiğim için dernek başkanı olacağım. Buradan selam söylüyorum başkana. Öncelikle dernekçilikte bizim sık sık kahvaltı yapmamız ve ev ziyaretlerine gitmemiz gerekiyor. Bu ekstra bir halı saha maçı ve piknikle olacak iş değil. Birçok dernek toplantısına, kahvaltısına katıldım. Bunun asıl mevzusu ev ziyareti. Ev ziyareti yapmazsak hiçbir şekilde büyüyemeyiz. Bir piknikle olacak iş de değil bu. Ev ziyaretlerini sık sık yapıp bütün sülaleyi, bütün anne tarafı ve baba tarafı herkesi iç içe katıp büyütmemiz lazım. Burası belki daha büyük bir alan tutulabilir. Daha imkanı güzel olan bir tesis olabilir. Dediğim gibi projelerim var. İnşallah bakalım aday olacağım. Bu kadar. Kızlarımızdan konuşmak isteyen var mı? Yani bugünleri düzenleyen başkanımıza, üyelerimize çok teşekkür ederiz yani. Hayırlı uğurlu olsun. Başka bir şey diyeceğim yok yani. Bu kadar. Salih'i kurun, ben geldim. Ben İzmit'ten katıldım. İzmit Körfez'den. Burhan Başkan'a, yönetimine böyle güzel etkinliklerde bizleri bir araya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Yönetimine çok güzel bir gün geçirdik. Eğlence geçirdik. Yani güzel oldu. Derneklere böyle desteklendim mi böyle birlik beraberlikle oluyor. İsmim Zeynep Coşkun. Ahmet Başkanım'a da teşekkür ediyorum size de. Böyle güzel günde bizlerle beraber oldunuz. Evet, bugün programlarının yoğunluğu arasında burada bizleri en güzel türküleriyle, en güzel eserleriyle eğlendiren çok kıymetli Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı Zennure Çaylı Koç hanımefendi de aramızdan ayrılıyorlar. Ablacığım, ayaklarına sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Ablamızı şöyle alkışlarla alanımızdan uğurlayalım mı? Bugün gerçekten çok büyük emeği var. İnşallah önümüzdeki programlarda da bizlerle birlikte olacaktır yine. Zennure Çaylı Koç ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Ümit Sümen abimizle. Evet, bu programın hazırlanmasında emeği geçen SAMES'lerimizin genel başkanı çok kıymetli Burhan Erginer başkanıma ve onursal kurucu genel başkanımız bizim, önceki dönem genel başkanımız, benim de çok kıymetli abim, iş insanımız Sezai Güntav başkanıma, genel sekreter Abdullah Ertav'a, başkan yardımcılarımıza, başkan vekillerimize, derneğimizin yönetim kurulu üyelerine ve siz değerli Amasyalı hemşerilerimize, Samsunlu hemşerilerimize, uzaktan yakından katılan bütün misafirlerimize ben ev sahibimiz Samester adına çok teşekkür ediyorum. Ben Deniz Ferhat Damar, geçen programda da sizlerle birlikteydim. Bugün de sizlerle birlikte olma fırsatı buldum. Bir kusurumuz olduysa, bir kusurum olduysa affola. Ben bir kere daha sanatçılarımıza, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı Emir Üstün'e ve bugün burada sahne alıp bizleri kırmayıp buraya gelen Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı Zennure Çaylı Koç'a ve az önce ayağının tozuyla alanımıza gelen Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı Kadir Açıl'a çok teşekkür ediyorum. Baysal mıydı? Baysal
Müzik Orkestra grubuna ben çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık, elinize sağlık, emeklerinize sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Ve aynı zamanda bugün sıklıkla ben dile getirdim. Hatıralar, tek hatıra kalacak olan bugün, alanımızda çekilmiş olduğunuz resimleri sosyal medyalarınızdan paylaşacaksınız elbette. Bunlar gelecekte de göreceksiniz, anıdır. Ama bu anıları biriktirmemizde en büyük faydayı bize sağlayan Ahmet Güngör abime, çekimleriyle sizlerle birlikte sofralarınıza misafir olan çok kıymetli Ahmet Güngör abim en güzel yapmış olduğu röportajları önümüzdeki günlerde sosyal medyasından paylaştıktan sonra çarşamba günü paylaşacakmış. Ömür boyu da sizlere bir hatıra olarak kalır. En kötü gününüz bugünkü gibi olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ben bir kere daha Samester'imizin genel başkanı Burhan Erginer başkanıma ve kurucu onursal başkan Sezai Güntav başkanıma, başkan vekillerine, yönetim kurulu üyelerine bir kere daha teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a ısmarladık. Efendim sabah beri koşturduk ettik ve şükürler olsun. Gayet mutlu bir şekilde. Kimin yanına gittimse mutlu ama haklarınızı helal edin. Birçok masaya giremedim. Gerçekten yoğun bir kalabalık vardı. Ne sevgili Ferhat ne ben oturamadım. Başkan zaten, başkana oturmak yasak bir kere. Başkanım, programı sonlandırıyoruz. Aslında yönetimle tek tek röportaj almak isterim ama herkes yoruldu. O yüzden kimseyi de rahatsız etmek istemiyorum. Son final konuşmasını nasıl? Evet, gerçekten bugün çok mutluyum. Son yılların en kalabalık pikniğini yaşadım. Ta ki Samsun'dan, Ankara'dan, Bursa'dan, Tekirdağ'dan hemşehrilerimiz buraya akın akın geldi. Geçen sene de Ahmet Bey hep beraber buradaydık ama onun 3 katı bu sene kalabalık var. Ondan sonra inan ki sabahtan beri 3 bardak çay içtim. Belki kahvaltı da yapmadım senin gibi. Evet, ama ben o kadar hiç yorgunluk falan da hissetmiyorum. Eve gidince onu hissedeceğim. Neden? Geçen sene gerçekten üzülmüştüm. Hemşerilerimiz ondan sonra pek rağbet etmediler. Ama bu sene çaresini bulduk. Ankara'dan getirdik, işte İzmir'den getirdik, Bursa'dan getirdik. Hepsini birebir akrabalarıyla beraber burada buluşturduk. Onlar da çok mutlular. Hatta Samsun'dan da kalkan sponsorumuz Mehmet Doğan. Ona çok teşekkür ederim. O da şimdi yola çıktı. Allah yolunu açık etsin. Allah güle güle gidip tekrar seneki pikniğimizde beraber olmayı nasip etsin. Valla seni seviyoruz. Senin sayende de güzellikleri yaşadık. Bu programı güzel yine yayınlarsak. Bu ara sana ben bir müjde vereceğim başkanım. Sevgili başkanım derdi ki ben artık yoruldum. Ben sana önümüzdeki seçime bir başkan adayı buldum. Gençlerimize mikrofon uzattım. Dedim ki arkadaşlar, kurucu başkanımız gençlerden yana şikayetçi. Şunu söylediler. Öncelikli olarak hemen Serdici'nin için zaten yayınlayacağım. Size burada sıcağı sıcağına söyleyeyim. Bizler daha önce ev ziyaretlerine gidiyorduk. Bunları yapalım. Hamamlara gidiliyordu. Bunları yapalım. Bunlar istek. Ama Mürsel Çakır galiba, yanılmıyorsam. Mürsel abimizin torunu. İnşallah ben bir dahaki kongrede adaylık koyacağım dedi. Bu müjdeyi vereyim sana çünkü gerçekten yorulmuştun, yoruldum diyorsun. Tabii ki bunun kararını sevgili kardeşim düşüncesini söyledi ama yönetim ne der? Aynı gezen seneki söylediğim gibi bunun kararını biz veremeyiz. Bu müjdeyi de vereyim dedi. Bak, gerçekten çok güzel müjde verdin. Ondan sonra cesaretinden dolayı gencimizi kutluyoruz. Hatta derim ki ben hemen onu ararım. Şimdiden gelsin, yanımızda pişsin, alışsın. Kongreye gerek kalmadan bile ben onun yanında bir nefer olarak, bir abisi olarak onun yanında olurum. Tabii ki gençlerimizin bu işi yapması gerekiyor. Ne kadar güzel bir müjde. Kendisini medeni cesaretinden dolayı kutluyorum. İnşallah seneye. Bir daha kongrede 3 yıla çıkardık. Bak ne şans, 2 sene daha bekleyecek. Ondan sonra inşallah bir dahaki seçimde ömrümün olduğu sürece de kim seçilirse onun yanında olacağım. Yeter ki gençler gelsin. Ya, tekrar katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Çok kalabalık, çok güzel bir piknik oldu. Efendim burada en güzel şey şu oldu. Sevgili başkanın ben
yanımıza geldiler, pissin demesi. İşte bakın burada bu güzellik var. Sevgili genel sekreterim, seni yanıma bir alabilir miyim? Sayın genel sekreter, evet. Başkanım, aslında kapattık programı ama şimdi ne de olsa genel sekreter abi, para bunda. Bitti, geçmiş olsun. Ben bu sene kalabalıkta ama geçen sene seni daha çok yoğun görmüştüm. Sanki bu sene daha rahattı. Şimdi şöyle bir şey, bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Gelenler ağamız, gidenler paşamız. Öyle bir söz vardır. Ben şu an gideceğim, paşamıyım. Biz de öyle diyoruz. Gelenler bizim Ankara'dan geldiler. Ondan sonra Bursa'dan gelen oldu. İzmit'ten gelen oldu. Biz bu arkadaşlarımıza, İstanbul'dan gelen gönül dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Özür dilerim. Hemen şunu söyleyeceğim başkanım. Az önce röportajı sağa sola giderken Muş'tan İstanbul'a gelen, gezmeye gelen bir çifti gördüm. 4 kişilik bir ekip. Ve burayı görmüşler. Dediler ki iyi ki gelmişiz, iyi ki bu kültürü gördük. Bu beni daha çok mutlu etti. Çünkü Samsun benim de memleketim, Amasya benim de memleketim. Bu çok güzel bir şeydi. Şimdi şöyle bir şey, Sarıyer'de oturan bir arkadaşım vardı. Sene 90'lı yıllardan tanıdığım bir arkadaşım. Bugün bizim pikniğimizi duymuş, bugün buraya gelmiş. Vallahi o arkadaşım da dernekçi. Ben diyor 20 senedir dernekçiyim. Ben böyle bir organizasyonu ilk defa dedi karşılaştığımızı. En yakın zamanda gelip Samester'e de üye olmak istiyorum dedi arkadaşım. Ben gurur duydum. Bak gerçekten gurur duydum yani. Demek ki bir şeyler yapılıyor. Ama farkında olan farkında zaten. Söyleyecek başka bir şey yok. Efendim, burada programımızı bitiriyoruz. Başkanım, söylemek istediğiniz son sözler var mı, yoksa ben bitireyim mi? Beni göndereceksin değil mi? Ahmet abi, tabii ki seni göndereceğiz. İnşallah 2025 yılında hep beraber burada olacağız. Daha güzel olacak 2025 yılı. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki, teşekkürün en büyüğünü de bugün bizlere çok büyük emeği olan, en büyük emeği olan Ferhat Damar kardeşime teşekkür ediyorum. İyi ki varsın kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, burada bitiriyoruz. Allah'a ısmarladık.